Merhabalar efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu 12-10 kazandılar ve potada sevgili Batuhan'ın ismi çıktı. Kırmızı takımın bu başarısının yanında maalesef Survivor'ın en başarılı kadın yarışmacılarından olan Nefise haftanın en kötü performansını göstererek Duello'ya dördüncü aday olarak girdi. Hemen eşleşmeleri söylüyorum. Nefise Damla ile mücadele edecek. Özgür Batuhan'la mücadele edecek. Acaba bu mücadeleleri hangi yarışmacılar kazanacak? Survivor 2024 All Star'a kim veda edecek? Yorumcularımızla bu konuyu tartışacağız ama Murat Özer'e benim gözümün içine öyle bir bakıyor ki. <laughs> ne oldu Murat abicim? Galiba bir şiir kokusu alıyorum. Sevgili Furkan Dede, ben de ne kokusu alıyorum biliyor musunuz? Efsanenin geri dönüşünün kokusunu alıyorum. Aa. Ve bu koku burnumu yakıyor. Kim o? Efsane bu gece tam manasıyla geri dönmüştür. Murat ne? Özar'ı günlük süttür. Günlük süs olduğu için de bu gece... Sezar'ın hakkını Sezar'a vermekle yükümlüdür Murat Özar'ı. O efsane kimdir? Haydi sor sor. O efsane kimdir? <laughs> o efsane Hilmi Cem'dir. <laughs> efsane bu gece geri dönmüştür Furkan dedi. Nasıl geri dönmüştür? Bak anlatayım. Anlatayım mı nasıl geri dönmüştür? Tabii ki, tabii ki, tabii. Evet gözlüğümü takarak anlatıyorum. Hilmi Cem genel performansta ne yapmıştır? Özgür'ü, Batuhan'ı ve Yunus Emre'yi genel performansta geçmiştir. Beşinci sıraya yerleşmiştir ve yüzdesi de yüzde 53.68 olmuştur. Yani o eski Hilmi Cem şu anda adaya ayak basmıştır. Bir astronot gibidir. Ayak sesleri geliyor Hilmi adadan ve bu Hilmi Cem Survivor'a döndüyse eğer bunca zamandır Murat Özarı da onu eleştirdiyse dediyse ki Nostalji Spor ama Hilmi Cem'i artık bu gece Nostalji Spor'dan aldım. Nostalji Spor Hilmi Cem için artık tamamen kapanmıştır. Hilmi Cem için bu gece şiir gecesidir. Ben tem Termin kısmında. Evet. termedi Vermedi böyle hızlısını. Tem. Tem. Yani Murat abi bir şey söyleyeceğim lütfen müziksiz müziksiz tekrar yani şu anda bütün Türkiye bu şiirin tekrar okunması için sabırsızlıkla bekliyor. Hilmi Cem Hilmi Cem çayda dem Survivor'da Hilmi Cem beşte beş yaptı duysun bütün alem görmedi böyle hızlısını tem. Onun atışları gerçekten muhteşem. Yaptı bu gece parkurlarda adeta eylem. Onu yazamaz hiçbir kalem. Hilmi Cem, Hilmi Cem. Her seferinde yaratıcılığınla bizleri şaşırtıyorsun. Ağzına, diline, sağlık gerçekten. <laughs> bir iki tane daha şiir vardı yok, çok iyi şiirler vardı, <laughs> efsane şiirler vardı. Onları bir. Geçen sene herkes yemeye çağırıyordu da bu sene çağırmıyor. Tabii sen de dön <laughs> evine bir evine döndürmesi vardı Murat abinin herkes evine bir döndürüp bir şeyler yaptırıyordu. Hem evet, yap güzel yap oldu, hem çok güzel oldu. Öyle hızlısını görmedi tem. Şimdi tabii ki aslında hem e, potayı konuşacağız, kim denir diye konuşacağız ama haftanın genel değer, değerlendirmesinde şöyle bir yorumcularından manşetleri de almak istiyorum çünkü. Atakan bir takım kurdu. Seda bir takım kurdu. Bu takımlar sabitlendi. İki haftadır sabit takımlarla yarışıyorlar. Bir hafta daha yarışacaklar. Atakan'ın takımı bizim tarafımızdan da çok yoğun eleştiri aldı. Ee, performans spora karşı bir mücadele olacağı söylendi. Hepimiz dördümüzde Atakan takımını eleştirdik. Doğru mu? Atakan'ın takımı çıktı. 3'te 3 üç yaptı mı? yaptı. Bence hem izleyenlere hem bize gereken cevabı verdi mi? Verdi <laughs> diyoruz ve siz de başlayalım buyursunlar. Evet nostalji spor diyorduk ama dediler ki biz bitti demeden bitmez. Murat abinin e, şiirinden esinlenerek aslında Atakan'la alakalı çayda dem, Survivor'da kıdem de diyebiliriz. Sonuçta bunlar kıdemli yarışmacılar. Her ne kadar düşük performanslı başlasalar da geç de gelseler bir bildikleri varmış demek ki Furkan. Ciddi bir açıklama yapamıyorum. Yani gerçekten performansları iyi olmadığı bir dönemde takımlar her her hafta hatta 3 günde bir değişiyordu. Bir noktada çark dönerken bir anda durdu ve Atakan'ın seçtiği takım kaldı. Ve bu e, seçmeli, kaptanlık seçmeleriyle yapılan takımlarda haftada 3'te 3 üç yapan ilk ve tek takım oldu diyebilir miyiz Atakan'ın takımı için? Daha hı hı. önce 3'te 3 üç görmedik değil mi İhsan? Yanlış bir şey söylemeyeyim. İsa yine uzaydan bağlanıyor. Dört 3 vardı oldu. ama o zaman üç oy dokunulmazlık hani yoktu. 4 dört dokunulmazlık kaptanlık vardı. Kaptanlık oyunu da bahsediyorum. Kaptanlıklar olmaya başladığından beri üçte 3. Üç. Aynen. Dolayısıyla Atakan'ı tebrik etmekten başka yapacak hiçbir şey yok. Hilmi Cem çok doğru zamanda açıldı. Yani benim finalist adaylarım şu an bu hafta dibe oturdu diyebilirim. Ogeday ve Nefise'yi en düşük görüyoruz. Nefise en düşük performansla, evet dün tahmin ediyorduk ama dün de ben şaşkındım. Düello'ya girebilir diyorduk, girdi. Hani en düşük performansla düello'ya kim girmez dersen bu isimlerden biri Ogeday, biri Nefise olurdu benim için. Hani Nefise O Ogeday girecekti gibi bir gecedeyiz şu anda. Ee, Survivor bu yüzden zaten sürprizlerle dolu ve güzel... E, mücadelelere gebe bir yarışma diyebiliriz. Ama bazı yarışmacılar için tehlike çanları mı çalıyor? Bu 5 ay boşa mı gidecek? Yani şimdi mesela gerçekten çok iyi giden bir Merve var. Hilmi bu haftanın yani en zirvesine oturuyor. Dolayısıyla benim dün akşam dahi yaptığım kafamdaki son 4 vesaire tahmini yine sular aldı götürdü diyebilirim. Şu an için tahmin yapmak bence imkansız. Buyurun İhsan Bey. Valla e, güzel bir konuyu hemen başta söyleyerek bizden de söz hakkı istemen güzel oldu. Neden? Çünkü biz eleştirdik Atakan'ı. Atakan bu takımı kendi rahat etmek için e, Ogede'yi almıyor, Batuhan'ı almıyor. Nasıl bir takım? Bir tane nefiseyi seçti. Onu da yazmak için seçmişler diye vurduk aşağıya. Yani onları böyle yerinde dibine soktuk. Eleştirdik. Doğru mu? Doğru. Ha Kaybetselerdi bu dediklerimiz tamamen yerine oturacak mıydı? Çünkü hemen kaybettikleri gibi nefsi yazacaklarından da bahsetmişlerdi. Ee, kaybettikleri günde zaten biz de daha kaybetmeden eleştirmeye başladık hatta ama şimdi Atakan kurduğu bir takım Kurduğu takım 3'te 3 üç yaptı mı? yaptı Tebrik ediyoruz Diyecek hiçbir laf yok Biz dedik evet sen dedin özellikle performans spora karşı e, Ne spor demiştik? Lobi spor Herkesin farklı tanımlamaları tabii tabii, oldu sen yani Sen mesela lobi spor ve performans de. spor demiştin İşte ben başka bir şey demiştim Hazar da bir şey demişti herkes eleştirmişti Ama gel gelelim 3'te 3 üç yaptılar Hatta gidişat 3 kere daha olursa 3 kere daha yenecekler yani bu takım. Yani öyle bir gösterge var şu an. Ee, ondan sonra bireysel olarak Hilmi Cem haftayı birinci bitirdi. Atakan haftayı üçüncü bitirdi. Kimseyi yazmadılar. Yani elleri hiç kalem görmedi. Ee, dolayısıyla biz bunlar ki işte onu yazacak bunu yazacak. Da. Üstüne üstlük Nefis'e aday oldu ve bunların alakası yok. Çünkü Nefis'in adaylığı zaten bireysel performansından dolayı oldu. Yani aslında hem güzel yırttılar hem de bir tebriği hak ettiler. Diyecek hiçbir şey yok. Atakan'ı da Hilmi de alkışlıyorum. Çünkü Atakan'ın kurduğu takım iyi bir takımmış. Atakan bazı hesaplarda yapmış. Boşuna da şampiyon olmamış. Evet belki kaybetselerdi yazılmayacaklardı ve birini yazacaklardı. Evet o zaman da eleştirecektik ama yaşanmadı. Yaşanmayan şeyi eleştiremeyiz. Sadece tebrik etmek gerekiyor. Bu arada aslında hani e, yanlış ifade etmek istemem ama biz böyle hani biz yanılmışız gibi bir durum yok. En azından ben kendi düşüncelerimle alakalı. Hala onların onlara yaptığım eleştirilerin hala arkasındayım. Sadece bu stratejiye performans eklediler ve insanın dediği gibi hani yırttılar diyebilirsin ya da e, o konuşmaya mahal vermediler diyebilirsin. O senaryoları bize izletmediler. Bu onların performansal başarısından kaynaklandı. O kısmını alkışlıyorum ama ben hala şunun arkasındayım. Yani daha birinci oyunun e, başlamadan önceki veriler röportajlarda kaybedersek nefise için düello yükleniyor diyen bir Hilmi Cem'i ve bu amaçla bu takıma seçilen... E, arkadaşlık ba ba yani arkadaşlığı baz alarak yapılan seçimleri eleştirebilirim hala. Yani eğer kaybetselerdi ve nefiseyi yazsalardı ben hala eleştirelimin arkasında olurdum. Dediğim gibi stratejiye performans eklemiş gibi oldular. Dolayısıyla da biz o söz hakkı tanınmadı. Yoksa ben yapılan yanlışlıklarla alakalı eleştirimden arkasındayım hala. Siz ne söylemek istersiniz Murat abiciğim? Benim manşetim beyin okuyucu Lord İhsan'ın iflası. <laughs> İşte ben konuyu bekliyordum. Evet, ben de bu konuyu bekliyordum. Evet, evet. Manşet. Beyin okuyucu Lord'un iflası. Lord, beyin okuyacağına La Fontaine'den masalları okumuş meğerse. Vay be, Dün gece Lord şöyle demişti. Bu damlanın her şeyden haberi var, yazılacağından demişti. Biz de sevgili masamızın kraliçesi, sevgili... Tanzade Hanım'la beraber. Sen de bize katılmış mıydın? Ya? Hayır hayır hayır. Öyle mi? Katılmamış mıydın? Katılmadım. Fikrini söyler misin? Katılmış mıydın? Bak mavi gözleriyle şu an. Art niyetle sormuyorum. Vallahi haberim yok. Katılmış <laughs> mıydın? Ben herhangi bir açıklama yapmadım. Yapmadın tamam. <gülüyor> <gülüyor> sen, yalnız, sen Fransız kaldın. Biz yalnızız bu yolda. Yalnız, o Fransız rahat... kalmış. Lord Bey'in okudu. Biz de Bey'in okuduk. Ve bizim haklığımız ortaya çıkmıştır. Neden dersen ben demiştim ki bu Damla duyduğu anda mimikleriyle hareketleriyle Damla şöyle yapadı bak. Yani a yani a, anladın mı öyle bir dedi. Lord da dedi ki olur mu dedi ya Damla'nın haberi olmadan bunlar konuşmadan böyle şey olur mu dedi. Lütfen ve lütfen kırmızı alt yazıyla vermenizi çok isterdim <laughs> ama kırmızı yazı yok herhalde. Şu alt yazını bir ver Sercancığım ne olursun ver. Lord'un iflasının belgesi. <laughs> Ses ben dur deyince dur. Dur Sercancığım dur. İşte Sercancım kısmeti istemedik ha. Seni yazanlar... <laughs> o da değil Sercancım. Dur dediğimiz yer. Ha bu, bu, bu. Yani. bu Sercancım dur. Evet Sercancım kımıldamasın hiç. Şimdi ne yazıyor orada Furkancım diyor ki seni yazanlardan bir tanesi de benim damlacan. Şimdi iki tane kadın oturmuşlar. Geçmiş zaman ve Damla Seda'nın kendisini yazdığını biliyor diyelim. Lord öyle diyordu ya. Şimdi bu kadar zaman geçtikten sonra sanki Damla'nın hafıza kaybı var Damla'da da Seda aynı şeyi tekrarlayacak. E kardeşim Seda diyor ki bak seni yazanlardan bir tanesi de benim Damlacan. Damlacan'ın haberi olsa Seda şimdi kadına niye bir daha bunu söylesin? Seni yazanlardan biri benim Damlacan. Demek ki Damla'nın haberi yok ve ilk kez burada deşifre ediliyor. Diyor ki seni ben yazdım ama ve lakin lord... Bunun tam aksini iddia etmiştir. Lord'un iflasıdır. Söz Lord'da. Ee, Hanzade Hanım siz de... Önce ben Lord'u dinlemek istiyorum. Önce son sözü Ay, ben ki, savunmaya ben size... vereceğim. Ben son sözü savunmayayım. Evet. Ee, şöyle, Murat abiyle e, ufak farklılıklarımız olmasına rağmen aynı yolda ilerliyorduk dün akşam bu fikir konusunda. Ben Damla'nın böyle İhsan'ın dediği gibi, İhsan şöyle bir cümle kullandı. Damla Gül'ü oynaya düelloya giriyor. Hazırdı, bekliyordu, biliyordu. Ben de demiştim ki konu bence böyle değil. Konu konseyden 5 dakika olabilir, 10 dakika olabilir. Çok az önce netleşmiş. Hatta Damla'nın kafasında net mi değil mi bilmiyoruz. Bence kesinliğinden o anda veya o andan kısa bir süre önce haberi oldu demiştim. Konseyden yaklaşık belki tahminen 1 saat, 2 saat önceki akşamüstü konuşmasında planlarda Damlacan hiç yoktu demiştim. Ve Damla'nın mimiklerinden ve sonuçtan yola çıkarak da Damla'nın tabii ki bunu kabullendiğini, kendisinin röportajları da destekliyorum bu arada bunu. Damla diyor ki tabii artık arkadaşlık yok. Arkadaşlığın geri planda olduğu bir dönemdeyiz. ...insanların arkadaşını, kardeşini yazacağı döneme girdik. Evet, kabullen, kabulleniş var. Yani e, isteyiş, gönüllü oluş, elin taşın altına koyuş, beni yazın diyiş yoktu. O mimiklerde vay benim takım arkadaşım vay mimiydi bence dedim. Ama hani bozuldu diyemem tabii ki ama... Gireceğini düşünmüyordu demiştim. İhsan'da tabii ki haberi vardı. Asla öyle değil. Biliyorlardı. Beraber karar vermişlerdir. Damla o kadar Seda oturmuş birlikte karar vermiş demişti İhsan. Buyurun Sercan istersen bir daha ver o alt yazıyı, o sapsarı alt yazıyı. Seni yazanlardan biri de benim Damla Can demezdi eğer üçlü bir karar çıkmış olsaydı. Damla bunu tabii ki göğsünde yumuşattı. Absorbe etti. Zaten kabullenmekten başka yapabileceği hiçbir şey yok. Ama böyle inanılmaz işin içindeydi değil. Buyur İhsan'cığım söz savunmanın. <laughs> Lafın kesilmeyecek değil mi? Söz veriyorum kesmeyeceğim. Öncelikle sizin için gerçekten üzülüyorum. <laughs> ya, çok ciddi bu konuda. Ofansif yani, girdin ama. defansif. Hani Survivor'ın kenarından <laughs> geçen biri bile yani neyin ne olduğunu anlar da sen Hanza'da Survivor'da bu kadar bulunmuş birisin. Şu hmm. görüntüden onu çıkarman. Hadi Murat abi gitmedi de. Şimdi bakın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. ikinize de Murat abi. Buyurun. Hani böyle telefonun çalar bir gün. İşte biz sizi polis merkezine arıyoruz. Acil şuraya işte bir isminiz geçiyor. Bir dolandırıcılık şeyine bulaşmışsınız. <laughs> ee, şuraya şu kadar para atmanız lazım deyince heyecanlanma. Onlar dolandırıcı abi. inanma Sen her şeye inanabilirsin böyle. Sen de ağzı Yani sakin olun. Böyle çok insanlar var. O yüzden böyle her şeye inanmayın. Yani şimdi çok basit bir şey anlatıyorum size. Yani şimdi Damla'nın haberi yoktu dün gece sizin iddianıza göre. Damla Kısa o an süre önce haberi yani o an öğrendi. Yani haberi yoktu diyor şimdi Murat abi. Daha haberi yok diyor. hayır o zaman. Damla'nın haberi yoktu Furkan'cı ben sana anlatıyorum. Damla'nın dün gece hiç haberi yoktu tamam mı? Hiç de şaşırmadı gerçi de. Ama sadece böyle kafası böyle durmasından Murat abiyle Hanzler beyin okudular. Ve dediler ki o sıra Hans şey dediler Damla işte üzüldü şaşırdı falan. Damla böyle duruyor. Sonra o konsey bitti. Sonra oradan ayrıldılar. Sonra barakalarına gittiler. Ama hiç konuşmadı Seda ile Damla. Damla ağzını bıçak açmadı. Sonra Gün doğdu, uyandılar. Hala konuşmuyorlar. Sonra Seda ile bir anda dağın yana geldiler ve dedi ki Ya Damla <laughs> Seda sırada yazan... kamerada çekiyor. O sırada kamera çekiyor. Ya Seda dün akşamlardan bir yazılan şey. biri de bendim dedi ve Damla böyle yaptı sadece. Hiçbir şey yapmadı. Ve Murat abinin iddiası, Hanzadenin de iddiası, işte Damla o an öğrendi. Sedan tabii ki o an öğrendi değil Nisan. Bu diyaloğu diyalo Bak, bize vermelerinin sebebi? Şimdi bu diyaloğu niye veriyorlar biliyor musun? Akşam Seda da onu yazdı ya, biz de bunu konuştuk ya. Hani bir de bunun realitesini görelim. Çünkü bununla ilgili belki Damla'nın bir söylemi vardır falan. Zaten burada Damla'nın hiçbir şey söylememesi, üstüne bu akşam Seda'yı yazmaması, bu konuyu bildiğini, bu konuyu tepkisiz kaldığını bu konuya, tepkisiz kaldığını ispatıdır zaten ya. Tepkisiz yani kaldı zaten. Dün akşam öyle böyle emindim yani ama yani yüzde bir, hadi binde bir emin o. Şu an o da yok. Şu an yüzde yüz eminim. ya. Yani şu görüntüyü izledikten artık... sonra kesin biliyormuş zaten artık yani. Bundan hiç şüphem kalmadı. Damla oraya girerken onun isminin yazılacağını kesin biliyormuş. Ve şu an hiç şüphem kalmadı benim. Ama siz tabii ki istediğiniz bir, bir olacaksa sorabilirsiniz. Özgürsünüz. Ben o e, zaman insan %100 eminsin değil mi? Artık 1000'de Ben trilyonda trilyon eminim. Ben bir soru soracağım şu zaman. Ya bunun bir anketini falan etsek bir soru soracağım. Yani... Sadece çok kısa bir soru. Ee, az önce çok güzel hikayeyi ördün yani konseyden çıktılar hiç konuşmadılar tabii ki konuşmuşlardır ama bu konseyden sonraki konuşmanın belki bizler tarafından da duyulması için belki Seda kendini açıklamak adına en azından Damla'yı açıklarken bize de açıklamak adına böyle bir görüntü vermiş. Bunu kabul ediyorum ama senin dediğine göre Seda bu görüntüyü hem konseyden önce vermiş olmalı o kadar Seda Damla toplanmış olmalılar belki o anda da o da yayına verilebilirdi yani bilmiyorlar sonuçta işte ne neyi yayınlan neyin yayınlanmadığını. Ve aralarına bir konuşma yaptılar. O zaman biz Damla'yı yazalım dediler. O kadar sen de yaz. Damla da tamam dedi. Ee, böyle bir karar çıktı. Zaten alırsın. i̇ki gazlamışlardır da orada senin düşüncene göre. O konsey öncesi gazlaması. Zaten bu düellodan sen çıkacaksın emin isman. Böyle bir konuşma yaşadılar. Konseye girdiler. Damla'nın adı çıktı. Ertesi sabah uyandılar. Sıfırdan. Geri sardı plak. Ve Seda şöyle dememi başladı. Damla seni yazanlardan biri benim bu arada. Bu senaryo da tutmuyor. Ya bir şey söyleyeceğim Furkan. Dün biz... Hanzada'nın bu iddiasına beraber gülmüştük ya da ne bekliyordu? Damla'nın röportajını beklemiyor muydu? Ben Damla'nın röportajını bekliyorum. Damla röportajda bekliyorum. ağlar isminin yazıldığı için. O esprisiydi için. de Damla röportajda bir e, şeyde bulunur, eleştiride bulunur arkadaşlarına. Vay işte sırtından bıçakla. da bunları beklemiyor muydu dün Doğru, akşam? Doğru çok güzel cevap veriyor Ama be, benden ben, ben Furkan bahsedeyim bana sor. Bana bak bana, bana sor. Furkan'cığım. Böyle değil miydi <laughs> dün akşam? Doğru, doğru. Doğru. Peki bugün Damla çıktı ve röportajda ne dedi herhangi bir tepki ne verdi desin, mi ne desin hiçbir abi. şey söyledi mi Ne bu oyun bu dedi herkes girecek pote zaten kabullenmiş ve zaten bildiğini anlatan bir röportaj kabullenmiş, vermiş okay. yani Hanzade'nin beklemediği bir röportaj hala nasıl iddia ediyorsun bunu bravo burada haklısın bu başka bir Aa. konu dün Damla'dan tepki beklediğim konusu doğru tepki vermediği doğru burada haklısın ama bu da benim diğer düşüncemi doğrulayan bir tepki. Bir röportaj verip yapacak bir şey yok. Arkadaşların da olsa yazıyorlar seni gibi bir röportajda Seda tarafından yazıldığının e, üzerine konuşmak istediği bir konu var demek ki yani. Kız bunun kabullendiğini bize göstermek istiyor. Tepkisiz kaldığını göstermek istiyor. Hani belki de biraz egosal yaklaşıyor ve ha, hala çok Böyle sorurum. bir haberi sinir var mıydı yok sen... muydu? Damla, dün akşam konseye girerken yazılacağını. O, o soruyu Murat abiye sorman lazım. Ben i̇şte diğer ben seninkini merak ediyorum. Murat o zaman bana şöyle inanmıyor. sorman lazım. Serilyon Sen... O zaman bana şöyle sorman lazım. Benim e, sorum şu. Damla'nın o ve Seda ile bir iş birliği yapıp kendini potaya çıkarttığını ya düşünüyor ben musun? Ben sorularımı seçemez miyim? Ama ben sana benim bu. Furkan e, ben sana sorayım kardeşim. Haberi Sence? vardı evet. Konseyden ha. önce haberi vardı. Ben dün Sence de, var mıydı izle Dün akşam Damla deneyim. dün akşam konseye girerken yazılıp yazılmayacağından haberi var mıydı? Yorum yok. <laughs> <laughs> abi bir şey diyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Abi, Kanıtlarla Lord, geleceğiz. Tamam Kanıtlarla da Lord, geleceğiz. Be, be, Lord hayali konuşuyor. Biz kanıtla geliyoruz. Röportaj, altyazı var abi. Şimdi şöyle alt yapalım. Var. Şimdi e, oyun önü Seda'nın evet, Öncelikli olarak oyun önü Seda'nın bir röportajı var. Tabii ki ilerleyen dakikalarda yorumcularımız kim gider tahmininde de bulunacak. Sabredin diyoruz. Ama oyun öncesi Seda'nın bir röportajı var. İzleyelim bakalım neler söylemiş. Buyurun Murat abicim. Seda'nın açıklamalarından siz ne çıkarım yaptınız? <laughs> Vallahi benim yaptığım çıkarım Seda. Birisini yok etmiş, yani takım arkadaşlarından birisi yok. Diyor ki dört tane çok iyi arkadaşız diyor. Bunlar beş kişi değil mi? Özgür'den bahset. Özgür'ü dışlamış olabilirler. Birini dışlamış Seda. Özgür işte. Niye dışlamış? Ee, Özgür çünkü mavi takımın bir üyesi değildi ki o, sonradan geldi ya. Ee, e, e, peki evet. sonradan geldi de Özgür, sonradan geldi ama Özgür de devamlı takımla ilgili bir takım şeyler ortaya atıyor. <laughs> Tabii. Yani sonradan gelmiş ama Özgür. Susmuyor ki Özgür de yani takımla ilgili maşallah Ogeda'ya bir şeyler söylüyor ona bir şey söylüyor. Seda, Damla'ya da söyledim kısmına gel abi istersen. Niye? Hani diyor ya Damla'ya da söyledim <laughs> ben zaten geldim. diyor ya Seda. Ne diyor bu? Diyor, diyor ya Seda Damla'ya da söyledim zaten böyle olduğunu diyor. Öyle mi diyor? Aha. Vallahi onu kaçırdım ben herhalde ya. Öyle mi? bir ortamızda bir abi daha dönelim mi? Ya ona abi abi bir alalım ha ben çünkü yok kafam abi. şeye gitti bu. Dedi ya dört kişi dört tane sevdiğim arkadaş deyince öbürü ki bir kişi Damla yok. Bunu bunun sonunda söylüyor. Röportaj kısmında söylüyor. Bir dakika söyleyeyim. bakalım pardon. Ama röportajda söylüyorsa bu muhabbeti söylüyor olamaz mı? <laughs> Belki tabii bu röportajdan Bravo. sonra da söylemiş teşekkürler. olabilir. Yani, teşekkürler. Ay, röportajdan şey sonra da söylemiş edeceğim. olabilir ama geceyi anlatırken o Geday beni yazın dedi ama ben işte artık bundan sonra şöyle olacak böyle olacak ve e, damlayı evet, söyledim. Zaten bu durum. Sanki gece yarısı e, gerçekten bizi bekliyormuş. Ben ve yaşadık. Konseyde e, damlayı yazmak zorunda kaldım. Konsey öncesinde o beni yazın dedi. Ben asla seni yazmam dedim. Yani çünkü artık son kalan yani aramızda son kalan yazılmamış dört kişi zaten çok yakın arkadaşız birbirimize ve bu böyle kendini kurtarmak ister gibi o gedeyi yazmak benim karakterime ters kendimle çelişirim. Dolayısıyla damlaya da dedim yani bu saatten sonra birbirini çok seven dört arkadaşız. Sadece hepimizi birbirimizden ayıran tek şey istatistikse ona göre yazacağım. Tamam dedim. Evet. Tamam. Buldum. Buyurun. İşte seda. Helal olsun. Seda bir kez daha ne kadar karakterli bir yarışmacı olduğunu, ne kadar önemli bir yarışmacı olduğunu şu hareketiyle bir kez daha ispat etmiştir. Seda ne diyor Seda? Ben o kadar diyor o yazmam efendim? dedim. O kadar yazmam Tabii. dedim. Bireysel bir karar. Evet. Yani Seda gerçekten yine sedalığını göstermiş. Ben röportajı tam olarak dinleyememiştim ama şimdi dinledim. Yine seda yapacağını yapmış helal olsun. Yine karakterli bir duruş göstermiş Seda. Yani hani şunu yapmış Seda. Diğer kırmızı takımda bir üçlü var ya hani birbirine yazmıyorlar. Hı hı. Seda ben öyle değilim demiş. Ben demiş babamı tanımam demiş. Ben yeri gelince demiş herkesi yazabilirim demiş. Ve hani hep deniyor ya Survivor'da adam kayrılıyor. İşte şu yapılıyor. Hak verilmiyor filan. İşte hak veren kadın. Dünya literatürüne Hak veren kadın olarak geçecek Seda. Survivor tarihine de. Helal olsun Seda. Röportajı tam olarak dinleyip algılayamamıştım. Ama şimdi gerçekleri bir kez daha gördüm. Seda. Bu ne Eda? Seda. Buyurun. Hanzade Hanım. Ee, evet bu arada işin ilginci bu. Kırmızı takım tarafından da çok takdir gören bir hareket evet. oldu. Böyle Atakan, Merve falan. Merve hatta şey dedi. Bence orada biraz gönderme vardı. Helal olsun performansa göre yazdılar. Arkadaşlığı ön planda tutmadılar dedi Merve takım arkadaşlarına ve böyle bundan bir tık daha uzak senaryolarda ve stratejilerde olan kırmızı takım Seda'yı bir alkış tuttu. O, e, biraz tezat ve ilginç bir durumdu bence. Şimdi ben İhsan'ı rahatlatayım bir. E, çünkü İhsan böyle Murat abi ona cevap vermedikçe ben de oraya es geçeceksem diye bir tedirgin ve bak şişti hafif. Yok canım. <laughs> <Bu> insan... <laughs> Şöyle ben İhsan'a katılıyorum. Geceyi konsey, gece veya gündüz bilmiyorum ne zaman çekildi. Konseyden öncesini anlatıyor Seda orada. Ve ya bu arada çok da atladı ve bir konu değil ama ben yine de e, ne düşündüğümü söyleyeyim. Konseyden önce Ogeday demiş ki beni yazın, yazın. Ve ben seni yazmam diyen bir bireysel karar alan seda var orada. Ogeday da ondan sonra kararını kendi bireysel almıştır. Ve o sırada bence konseyden önce bu 5 ya da 10 dakika önce ya da yarım saat önce yine benim dün akşam dediğim şeyle paralel Damla'ya tebliğ edilmiş. Ama bir işte şey yok orada yani. Gel oturup karar verelim yok. Etken ve edilgen var. Etkenler o kadar ve seda edilgen de damla. Dolayısıyla benim için orada alınmış ortak bir karar veya hep birlikte girilmiş bir konsey yok. Alınmış kararlar var ve Seda'nın kendi e, seni yazmam dedikten sonra Damla'ya kusura bakma artık istatistiğe göre yazmak zorunda olduğumuz bir döneme girdik. Tebligatı var ve sonra konsey var. Dolayısıyla Damla da o anlarda kendi adını konseyde görüyor. 10 dakika öncedir, 10 dakika sordur. Onu bilemem. Dün akşam ne dediysem altına imza kaşe. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Tamam teşekkür ederim. Benim zaten konum Her burada başka. Ederim. Neden istatistiğe göre yazıyorlar Sedacığım? Seda abi çok büyük, çok büyük yarışmacı, çok büyük kadın dedi ya Murat abi. Seda'nın istatistiği sonuncu olsaydı veya Seda'nın istatistiği Batuhan'dan aşağıda olsaydı aynı şeyi kullanacak mıydı? Yoksa şunu mu diyecekti? Biz 5 aydır beraberiz. Ben niye burada sonradan gelmiş batonu koruyayım kimi diyecekti? Evet, Çünkü işine geleni yaptı belki de Seda. Çünkü bu mantıkla o gedeyi yazmam ben. Seni yazmak istemiyorum. Çünkü sen bizim üstümüzdesin. Ama senden sonra da ben geliyorum. Ben seni yazmıyorsam benim de yazılmamam lazım demiş olamaz mı Seda? Olabilir. Yani burada Damla'yı belki de harcadı. Batuhan'ı yazmayalım. Damla Batuhan'dan daha aşağıda. Batuhan'ı koruyalım. Aa, ama yarın öbür günde ki bugün oldu. Yine bir oyun kaybedilirse beni de yazmayın. O zaman Batuhan'ı yazarız. Olmuyor mu? Ben bunu niye Seda'yı tebrik ediyorum? Ama bize, Beş yaklaştı, yaklaştı, arkadaşın bize yaklaştı şu an. Damla'yı Damla harcadı diyorsun Hayır, sen Hayır harcadı, de. harcamadı. Harcadı. Ben, ben, benim size yaklaşmamla ilgili yok. Ben Damla'nın zaten haberi vardı diyorum. Ben onda değil. Ama Seda'nın bu röportajı bana şimdi şunu uyandırdı. Yani o gıdayı yazmayız çünkü hak etmiyor. Ama ben de hak etmiyorum. Hani ben de yukarılardayım. Ben de Batuhan'ın üstündeyim, Damla'nın üstündeyim. O gedeyi yazamazdım. Yani beni de yazamazsınız. Damlacığım sana da tebliğ ediyorum. Çünkü buradan sonra istestik. Neden istestik? Damla demiyor mu? Ya bir saniye Seda biz 5 aydır beraberiz. Batuhan sonradan geldi. Aramızda da öyle dağlar falan yok. Üstüne üstlük bugün de 4'te 0 yapmış bu çocuk. Niye yazmıyoruz demedim bu damla. İşte dememiş. Yani dememiş. Ya da Seda da bir anda o 4'te 0'ları da unutmuş. Aradaki %3'lük %5'lik farktan dolayı damlacım sıra sende demiş. Çünkü sıranın kendisine gelmesini istemiyor. Tebrik edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben de açıkçası bu görüntüleri izledikten sonra Seda'nın <laughs> neden Ogeday için bu kadar derbeder olduğunu bir türlü çözemiyorum. Yani şimdi iki gündür Seda'nın Ogeday ile ilgili açıklamaları var. Bir, biz Ogeday'ı sonuna kadar korumalıyız. İki, bugün Ogeday bizi kesinlikle korumak zorunda değil. Bu nasıl bir bağlılıktır yani? Biz Ogeday'ı sonuna kadar korumalıyız ama Ogeday bizi kesinlikle korumak zorunda değil. İçine geldiği yerden bakıyor. Yani bu ilginç bir bakış açısı yani bu. Hani hani gül döktüm yollarına da değil yani. Hani halın olayım bas üzerimden geç. Sen şampiyonluğa yürü biz arkandan güller atalım. Böyle bir bağlılık, ne kadar büyük bir sevgi, ne kadar büyük bir muhabbet, ne kadar büyük bir bağlılık. Yani Allah herkese böyle Amin. bağlılık nasip etsin. Hastalık detayı da bir biraz ama. Güzel bir şey ama bu insanların birbirine bu kadar bağlanması bu güzel bir şey. Ama şöyle bir bağlılık bu Murat abiciğim. Ne? Mesela şimdi İşine göre ben aldık. Murat Özar'ı koruyalım dersem... ...siz benim abim olduğunuz için... ...yıllardır beraber program yaptığımız için... ...Murat abimi korumak isterim değil mi? Peki sizden de beni bir kardeş olarak korumanızı beklemez miyim? Bekler. Siz de bana onu yapmaz mısınız? Şimdi ben şöyle diyorum. Murat abi tehlikeye girdiği zaman... ...biz hep birlikte Murat abiyi koruyalım. Ve Murat abinin potoya girme ihtimalini sıfıra indirelim. Ama biz tehlikeye girdiğimiz zaman... Murat abinin kesinlikle bizi korumasına gerek yok. Bizi hani, değil damlayı korumasına hani gerek yok aslında. Hani söyledi. bu sevgi aşk karşılıklı olmaz ama mı Seda Muhammed? Seda söyledi yani? açık açık söyledi Seda. Ben dinledim. Seda dedi ki o dedi hem dedi seviyor ya o Geday'ı bağlı ya o hem o Geday'ın düelloya girmesini istemiyor Seda bir tarafta. Bu e, hisleri, duygusallığı realist bakıyor bir yerde de orada da diyor ki kendi açık açık söylüyor. O Geday diyor girerse diyor ben de düelloya girersem diyor niye diyor o Geday gibi birine karşılaşalım diyor. Söylüyor kadın açık açık söyledi yani Seda bunu. İnkar etmiyor ki Seda. Hani Seda'nın sevgisi var ama realiste baktığı zaman da. Hem onu seviyorum diyor hem de diyor onu niye koyalım diyor. Onunla niye mücadele edelim biz diyor. Söylüyor kadın. Seda bunu söyledi yani. Yani ne yok ki. Burada, Tabii ki ama burada da hani Seda'nın bu hafta o Geda ile mücadele etmesi ancak Seda'nın haftanın en kötü performansını olabilirdi. Performansı. Olabilirdi. 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 Niye olmasın? Olabilirdi. Onu da düşünüyor Seda. Sır kendi için düşünmüyor ki. Ben de olsam ben de o Geda ile düelloya çıkmak istemiyorum Yani peki abi. neden biz bu düelloya çıkmama konusunu Ogeday için düşünüyoruz sadece. Mesela içeride Özgür diye bir adam var. Hı. Seda, Özgür'le çıkmayı göze alabiliyor. Özgür 7 tane duolodan geçmiş. 15'te 15 yapıyor. Adam potada canavar olmuş. Seda onu göze alabiliyor ama Ogeday olunca alamıyor mu? Hani Özgür çok kolay bir rakip mi? Değil. Değil ama Ogeday kadar değil. Abi Ogeday tamam ya. Ogeday iyi bir yarışmacı. Ben kötü bir yarışmacı demiyorum da. Neden konu tamamen yani hani Ogeday'dan... E, çeki, o bizi yenebilir o yüzden yazmıyor ama özgür de aynı şekilde abi Hayır, ama mesela o de, o, o zaman başta var. ama o zaman, sevgisi de var bağlarını da bir... var İkisi Hayır, birden tamam, var ikisi madem, birden. tamam işte şimdi gördüm o biraz içine madem kendi potoya girdiği zamanki tehlikeli durumu gözetiyorsa daha ilk dokunulmazlıkta neden tercih hakkını madem yana kullanmadılar özgürden yana kullandılar yani aslında bu olayların tümüne yani, ben, ben şöyle bakarım ben. İşine ne geliyorsa oradan bakıyor abi bu insanlar bu çok açık ve net yani. O anda işine istatistik geliyorsa istatistik, arkadaşlık, arkadaşlık böyle geliyorsa arkadaşlık, pota korkusu geliyorsa pota korkusu. Bu da en Yıllardır. güzel geçen sene Halil İbrahim diye bir evet. kardeşimiz <laughs> bir şey yapmış. E, Survivor'da yazma önce istatistik, sonra arkadaşlık, sonra arkadaşlık istatistik gibi bir formülle bunu böyle bize bir anlatmıştı. Bunun formülünü çıkaran arkadaşımız oydu galiba zannedersem. Dünyada da de böyledir Furkan Bu lafı niye yükselir? Boş ver <laughs> Önce Can sonra Canan. Bu lafı boşu boşuna etmişler Önce Can soracağına ne kadar yani ben seni sevsem şey de bir yer gelince bir yer gelince tamam. insan beyni önce kendini düşünür. Düşün, ne kadar seni sevsem peki, de kendimi düşünür. O zaman kendini düşünüyorsa. bir evet. bir soruyu sorayım. Bugün Damla niye kendini düşünmedi? Dün şimdi hep birlikte Damla'nın ismini yazdılar mı? Evet. Yazdılar değil mi? Damla mesela Batu, Damla, Ogeday, Damla, Seda bugün Batuhan'ı yazmışlar. üçümürden. Batuhan da kaçıncı düğülüye girmiş? Beş düğülüden çıkmış bir yarışmacı. Seda bu zamana kadar su yok. Bir kere düelloya gireceğim diye Ela'yı birbirine karıştı. Biraz da nabzı da yükseliyor. Ne yapacağı da belli değil. Ben Damla'nın yerinde olsaydım Sedayı atardım yatardım. O dün beni yazdı. Ama Damla Sedayı tercih etmemiş olabilir. Yani Batuan tercih etmiş olabilir Sedayla oynamak yerine. Belki bir ihtimal. Ben olsam Sedayı tercih ederim. Yani ben emin değilim bu arada ya. Seda her yani... Batuanla oynamak istersen Sedayla mı düello? Çok kararsızım. Öyle yani çok adam. tecrübeli Al, olduğu için 5. veya 6. Istemen... kez Batuan Ama oynuyor. İlk Seda defa da Seda. Ya. Seda ilk defa oynayacak. Bilmiyorum, Seda tamam. bir kapalı kutu yani kapalı kutu Seda ya. ben banko Seda'yı yazardım. Hayır bir de dün Seda beni yazmış. E tamam hadi arkadaşlık bitti şu anda. Bitmedi bitti. Onların, yani on, onlar için arkadaşlığımızı işte, zedeleyecek bir hareket bakan, değil. Çok... Bu bakış açısı var. Evet tamam ama bugün damla Seda'yı yaz bu arkadaş arkadaş biz miydi? Galiba zedelenecekti. çünkü Bence bu arkadaşlık. <laughs> bugün. Çünkü bu arkadaşlık çok değişik bir arkadaşlık. Yani ben bunun tam olarak formunu çıkaramıyorum. Hani Oyun mesela damla gibi. yazılınca arkadaşlık bozulmuyor ama seda yazılınca bozuluyor. Ogeday korunabiliyor ama Ogeday'ın onları korumasına gerek yok gibi kendi içinde, içinde ama matematik gerektiren bir e arkadaşlık yani. Biz Ogeday'ı koru, Ogeday bizi korumamalı cümlesi var ya Seda'nın. Belki iş sadece kendine gelse Seda'nın... ...Ogeday'dan da kendine bir koruma bekler. Orada konu Damla olduğu için Damla'ya bir manipülasyon yapılıyor orada. Yani bak Ogeday'ın bizi koruyor gibi gözükmemesi lazım Damla. O yüzden gir şu potaya gibi. Ama konu Seda'nın potaya girmesi olduğunda... ...belki de Seda diyecekti ki ben Ogeday'ı yazmadım. Ogeday da yani belki kendi içinde bozulması olabilirdi. Orada hani neden karşılıksız diyorsun ya... ...bence Seda'nın kendi içinde, öz iradesinde karşılıklı beklenti vardır. Burada konu Damla olduğu için süslenmiş cümlelerle bak şimdi yakışık almaz bize o kadar tarafından korunuyor gibi durmak bize tırnak içine bize ama o bizde bir kişi var Damla o girdi zaten. Seda yok ki. Ama bu özel hayattaki arkadaşlık başka, Survivor'daki arkadaşlık başka. Onu ayırt etmek lazım. Özel hayatta sen arkadaşınla bazı şeyler yapabilirsin ama Survivor'da... Şimdi Survivor'da arkadaşsın arkadaşsın da sistem bunu gerektirecek abi. Survivor'da ne kadar arkadaş olursan ol, sonunda bir hedef var. O hedefe gitmek adına ne yapacak mesela şimdi birisi var mesela şampiyon olacakken tam şampiyon olacak ben olmuyorum arkadaşım olsun. Böyle bir şey yok Survivor'da. Survivor'da bir hedef var. O hedef uğruna özel hayattaki gibi değil. Özel hayatta arkadaşını sen en son yolda bile kollayabilirsin. Uçuruma atlarken bile arkadaşınla beraber atlayacaksın falan da ama burada öyle bir şey yok. Burada bir hedef var abi. Hedef ne şampiyonluk. Ne yapacaksın şimdi? Bir yerde bir gün gelecek mecburen arkadaşını da bırakacaksın evet abi, yani. Başka çaren bir şey yok. Eğer Hı. hedef şampiyonluksa, evet. eğer bu yarışmacılar olaya profesyonel bakması gerekiyorsa... Evet. Ogeday gibi en büyük şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Beni yazın dediği zaman arkadaşlarının yazması gerekmez mi? Potada onunla yarış şey yapmak istemediler mi? Son mı? ama son son, son damla değil o. Son damla olursa Ogeday da gider orada. Sen merak etme. Ogeday'da kimse bakmaz suratına bakmaz. Son, son gün olsaydı diyorsun. He yani son artık şampiyon mesela Seda mı şampiyon olacak Ogeday mı? Seda Ogeday'ın suratına bakmaz veya Ogeday Seda'nın yani, yani zaten e yani, yani ne yapacak? E bir dakika abi şimdi ha. tartıştığımız konu şu mu yani? Evet. Son ikiye Seda ile Ogeday kaldı. Orada da Seda "Hayır ben değil Mutlaka Ogeday. O zaman bu oyunu biz Seda niye katıldı abi? Ogeday i̇şte, şampiyon işte yapmış. ama o zaman şimdi de şimdi de bu kadar arkadaşlığı çok ön plana artık sonlara geldik yani evet. o arkadaş işleri bitti yani. Bitti. Peki onu Damla demek... siz bir şey söylüyordunuz galiba? Yok. tamam ben sözünüzü kestim gibi zannettim. Damla ne açıklama yapmış? Bir de Damla'nın açıklamalarını dinleyelim bakalım. Neler söylemiş oyundan önce? Evet tam da böyle. Damla'nın hiç haberi yokmuş gibi. Dün akşamın arkadaşlarının onu yazan arkadaşlarının çok eleştirdiği. Beni nasıl yazarlar? Arkamdan vurdular. Biz 5 aydır beraberiz. Bunların hiçbirini görmediğimiz. Oyunun kaderi bu falan. Her şeyi kabullenmiş. Zaten haber olan bir Damla röportajı. Ben şurada Damla'ya kızıyorum. Yazılabilir ismi arkadaşları mesela Seda'nın röportajını dinledik değil mi? Seda röportajında ne diyor? İşte istatistik de işte artık hak, hukuk falan. Neden? Çünkü işine geldiği için konuşuyor bence Seda. Bence Damla'nın bu akşam Seda yazması lazım. Seda da niye diyor sorsa e, işime geldiği için. Sen nasıl işine geldiği için istatistikten bahsediyordun? Ben de işime geldiği için Batuhan'la oynamak istemiyorum. Gel biz beraber kapışalım deseydi. Niye demiyor? Arkadaşlık dostluk. E dün arkadaş mıydınız? E niye o zaman arkadaşlığınızda sonradan gelen adamı korudular da istatistik diye Damla'yı yazdılar? Bugün o zaman arkadaş değil misiniz? Ben aklımda değil sorular var. Yani burada damlanın hatası e, eleştireceğim <laughs> yanlarından biridir. Tamam yazın yüzüne bile söylerim yani. Seda yazacaksın orada. Onlar seni yazıyor. Sen orada kabullenmişsin. Burada röportajın ispatı. Zaten geceden kabullenmişsin. Ben onu da tahmin edebiliyorum zaten. Orada herhangi bir şaşırma unsuru da yok. Kabullenmiş. Tamam hadi so falan filan demişler. Yazacak. E tamam sen de yaz o zaman Seda'yı. Ben de seninle oynamak istedim de. Ne var bunda? Yani o seni yazıyor sen niye yazamıyorsun? İşte o zaman o daha baskın sen daha az baskın karakter oluyorsun. O zaman nefse nagihan ilişkisindeki o nagihan oluyor sen nefis oluyorsun. Ama bütün sezon öyle değil miydi zaten? O kadar değildi ama burada öyle oldu şu an. Şimdi ben de burada üç yorumcunuza da bir eleştirde bulunmak istiyorum çünkü ben programı açtım ve kırmızı takımın başarılı bir hafta geçirmesinin üzerinden biraz geçeriz diye düşünmüştüm <laughs> ve bununla ilgili de bütün masamıza hepimize dair olmak üzere eleştirde bulundum. Dedim ki Atakan bir takım kurdu. Biz eleştiriler yaptık burada dedim. Siz bir bir tane bir şiir okudunuz. Konu bitti. <laughs> Hanzade'den transit geçti. O bir iki Yo. cümleyle birlikte. İhsan da bana sen demiştin zaten diye topu benim üstüme atarak bir baktım bir anda kırmızı takım hop güme gitti. Bir şey o zaman Murat abi konuyu açtı. Dünden falan lo. Ha, sonra ondan Değil sonra dün Murat falan. abi ben Murat abi, abi Aynen. Aynen. konuyu konuya geldi. Konuyu çevirdi abi. yani. Evet. Biz Murat abi şey bir anda geldi. Şimdi ben bununla ilgili izin verirseniz ben o zaman konuşmak istiyorum. Ben sevgili Atakan Arslan'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Takımın sadece isim üzerinden değil, yaratılan hava, arkadaşlık ilişkileri, olaylara tutunabilme, ne kadar e, form grafiğini yukarıda tutan ve etrafına da ışık saçan bir adam olduğunu bize bu hafta gösterdi. Bütün arkadaşlarının moral motivasyonunu yüksek tuttu Hilmi Cem'le birlikte. Kadınlar ona destek oldu ne kadar içeride çatırdasalar da birbirleri aleyhinde röportaj da yapsalar sahaya çıktıkları zaman ben açıkçası bu hafta dağılmış bir mavi takım gördüm ama o kenetlenmeyi sonuna kadar sağlayan bir kırmızı takım gördüm. Bakın bu hafta son oyunda Atakan'ın yazılma ihtimali yok performans olarak da e, en alt seviyede değil hatta baya yukarıda olduğu için hem düşük performanstan da girme durumu söz konusu değil. İstese maçı bırakabilirdi, yayabilirdi. Nasıl olsa Nefis'e girecek diyebilirdi. Çok önemli bir şampiyonluk rakibimizi içeri atacağız diyebilirdi. Onların hiçbirini yapmadı. Takımına asıldı. Bence böyle devam etmesi gerekir. Şimdi Atakan eleştiriliyor. Eleştirilir. Yüksek noktadaki yarışmacılar eleştirilir. Yıldız yarışmacılar eleştirilir. Atakan geldiği bütün sezonlarda eleştirilmiştir. Hilmi Cem çok fazla eleştirilmemiştir. Çünkü o daha e, suya sabuna dokunmadan Survivor geçirmiştir. Yani Hilmi Cem böyle inanılmaz radikal kararlarda bulunmadı. Benim aklıma tek gelen Hilmi Cem'in içinde bulunduğu radikal durum... ...Duygu Çetinkaya ile olan e, muhabbetiydi. Onun elenmesiydi. Bütün Survivor'lar boyunca. Da. Bütün Survivor'lar boyunca. İkinci başka bir olay Hilmi Cem ile ilgili aklıma gelmiyor yani. Ama Atakan öyle değil. Her hafta bize gerekli malzemeleri veriyor. Biz de kendisini burada çok konuşuyoruz. Bence bu survivor'ı gerçekten şu an içeride her noktasıyla en iyi oynamayı bilen adam Atakan. Yani şimdi mesela performans olarak bakarsak en iyi performans Atakan'da mı? Hayır, Atakan'da diyemem. Atıyorum en iyi en hızlı Atakan mı? Hayır. Atıyorum en çok destekleyen Atakan mı? Hayır. Gerçi şimdi biraz o noktaya doğru geldi. Survivor'ı her noktada farklı farklı değerlendirdiğimiz zaman Atakan bu oyunu güzel oynuyor adam oynuyor. Kendine göre bir grup kurdu. Kurduğu grubu seversiniz, sevmezsiniz. İzleyici ne tepki verir? Ben o kısmını bilmem. Ama yaptığı plan tıkır tıkır işliyor mu? İşliyor. Ben ona bakarım. Bu haftanın kazananı kim? Atakan ve takımı. Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü eğer mavi takım bu başarıyı gerçekleştirmiş olsaydı bizim masamızda daha fazla gündem olacağını düşünüyorum. Kırmızı takımın da bu noktada hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama sana o zaman şöyle bir şey ekleyeyim. Ben takım olarak sen. ben de hakkını verdiğim, verelim. Kırmızı takım olarak ama kaybedeni kim bu haftanın diye sorduğunu Nefise de bu haftanın kaybedenlerinden biri. Yani Nefise'nin ilk defa bu kadar kötü performansla oynadığını düşünüyorum ve e, Nefise'nin hafta başından beri olan bitenin farkında oluşundan kaynaklı verdiği röportajlar var. Ve hani Atakan evet kendi yakınındakilere belki Merve'yi uçurdu yani Hilmi Cem'i uçurdu o e, moral motivasyon destekledin ama mesela Nefise'nin bu kadar alenen ilk yem olarak lanse edilmesi, okların tamamen onun üzerine dönmesi bence Nefise'nin performansında bildiğin bir düşüş yaşattı. Yani 11'de 3 yapan bir Nefise izledik bu hafta. Takımına evet ama Nefiseye yararlı olduğunu düşünmüyorum Atakan'ın. Buyurun. Ben de seni eleştiriyorum. Sen beni eleştiriyor Heh. musun? Hadi bakalım. Sen beni eleştirdin değil evet, mi? Tabii. Ben genel evet. bütün erkek hepimiz bütün masayı eleştirdin. Yani konuyu çabuk eleştirdin. geçtiğimiz ha. için. Konuyu evet. Konuyu biz yorumladık. Biz şimdi yorumluyoruz konuyu. Murat abiye geldi. Murat abi bir anda bana daldı. Dün akşamdan. Çünkü beyin okuma Yok, falan. Cemiş, tamam okudun. okudun evet. Tamam. hangi takım daha bir kırmızı Evet Hilmi Cemil. Cem'i okudun. Furkan bir konu açtı. Hanza da yorumladı. Ben yorulmadım. Sıra sana geldi. Sen bana da aldın. Sen bir moderatör olarak şimdi sırası değil. Kırmızı takımın başarısını biraz daha konuşmamız lazım deseydin biz konuşurduk. Sen bizi yönetiyorsun. Sen ne yaptın? O zaman Damla'nın röportajı gelsin. Seda'nın röportajı gelsin dedin. Biz de unuttuk kırmızı takım başarısını. Biz de konuşmak isteriz. Sen bizi yönlendireceksin Furkan dedi. Sevgili İhsan Sen Bey sunukan. bakın benim bu sektörden nacizane öğrendiğim bir şey varsa rüzgar nereden eserse gemiyi o tarafa doğru döndürmek lazım. Kaptanlık böyle olur. Rüzgarın tersine sürdün mü gemi alabora olur. Uçtuk Hocam. biraz. Bir falan. de tabii senin bir de moderatör olarak zor şartların Murat Özar ile karşılıklı <laughs> oturman benim ne zaman ne konuşacağım ne yapacağımı kimse kestiremez. Onun için de ben o anda ne canım çekerse onu konuşurum. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim, Furkancım seni tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Dersen hakkaniyetli konuştun. Evet kırmızı takımı başta az konuştuk. Ama şunu da sana söyleyeyim. Benim şiir okuduğum genel performansta beşinci ol dediğim, bilmem neyi bilmem neyi yendi falan falan dediğim Hilmi Cem de kırmızı takımın bir oyuncusudur ve kırmızı takımın bu akşamki yıldızıdır. Demek ki kırmızı takımın bir yıldızın da başladığımıza göre kırmızı takımı da övmüş oluyoruz ama az övmüş oluyoruz. Sen eğer çok daha fazla övmemizi istiyorsan yok yok. Atakan! Hayır, hayır. Atakan! Aslında önemli olan övmekle de değil, tespitlerle. Hani Aynen. ya bu adam bu başarıyı elde etti sonuçta. Aynen. Bunu hani ne yaparak elde etti? Yani rakibini bozarak mı elde etti? Kendi arkadaşlarının motivasyonunu yüksek tutarak mı? Şimdi nef Nefise'yle ilgili bir şeyler söyledi. Han Zaten ben çok konuşmayayım diye cevap vereceğim birazdan ama buyurun. hani Sizin bir tespitleriniz varsa. Ben şimdi bir kere şöyle e, tabii ki Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Atakan, Avatar Atakan bu takımı o kurdu ve 3'te 0 yaptı bu takım. E 3'te 0 yapan bir takımı da kurduysa eğer... 3'te 3 aslında doğru tabir. Yani 3'ün de kazandı yani. İşte, 3'te 3 yaptı Atakanlar. 3'te 0 yaptı derken rakip takımı 3 kere yendi anlamında. 3'te 3. E, yandı söyle neyse. Şimdi Avatar Atakan böyle bir hamle yaptı ve bu kadar başarılı olduysa... ...övülmesi gereken bir takım kurmuş demek ki. Bu yüzden de zaten Avatar Atakan'ı övmek zorundayız. Ve şu anda da Avatar Atakan'ı övüyorum ve iyi bir takım kurdu diyorum. Avatar Atakan'a da bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Yarışmalarda başarılar diliyorum. Avatar Atakan gerçekten Hilmi Cem için söylediğim hani efsane geri döndü. Avatar da döndü diyebiliriz. Neden dersem kurduğu takım 3'te 3 yapmıştır. Avatar'da da artık Survivor'ın bir yıldızı durumundadır. Zaten şampiyondu ama biz Avatar Atakan'ı niye eleştiriyorduk. Hani bir şey tam olarak kendini gösteremiyor diye. Şimdi ama yavaş yavaş gösteriyorsa da göster diyeceğiz. Ne yapacağız? İhsan Bey'sin eklemek istediniz. Ben şunu ekleyeceğim. Yani kırmızı takımı övmek lazım yetmiyor. Doğru diyorsun. Yani üçte 3 üç yapmış bir takım. Ve bak şöyle bir detay var. Bu takımın en başarılı yarışmacısı yüzde olarak konuşuyorum. Nefise. Yani Hilmi Cem, Atakan, Merve toplanmışlar. yürü sevme bir takıma toplanmışlar. Takımın yıldızı <laughs> kim? Murat abinin tabirleri. Messi'si kim? Nefise. nefise. Ve düşünün ki bu takım bu haftayı 3'te 3 ile kapatıyor ve en kötü performansla bu takımdan Nefise gösteriyor. Yani mavi takım 3 kere yenilmiş. Oradaki bireylerden daha az bir yüzdeyle yarışmış takımın yıldızı. Ve bu takım buna rağmen 3'te 3 yapmış. Demek ki bu takımın diğer 4 ferdini çok büyük alkışlamak gerekiyor. Yunus Emre de riskteydi. Hadi onu da kenara aldım. Yine de tebrik ediyorum. O da son gün inanılmaz şeyler yaptı ama 8'de de başladı haftaya. Merve, Ondan sonra haftayı bugün 5'te 5 beş yaptı ve haftayı bir zirvede tamamladı. İncememem, Mavi takımı. Ondan sonra Atakan yani Atakan'da. bu adamlar bu hafta uçtu. Tebrik etmek lazım. Yani e, diyecek hiçbir şey yok. Ayak alkışlıyorum ben de yani tekrardan e, ilk başta konuşmaya dönmüş gibi olacağız ama Hı -hı. bu başarı yani Nefisenin bireysel şanssızlığı diyeyim. Nazar boncuğu olsun. O başarısızlığa rağmen geldi bu başarı. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Çok <laughs> kritik bir noktaya geldik. Kim gider bu hafta diyoruz. Nefise Damla mücadelesi, Seçme Hakkı Nefise'de Özgür Batuhan mücadelesi, Seçme Hakkı Özgür'de herhalde son Survivor. Yani aslında her geçen düello biraz daha zorlaşıyor doğal olarak. Buyursunlar. Bu Özgür yine düelloya girdi. Benim bütün sistemimi bozuyor abi. Murat abi siz kaç kere Özgür gider Ben yani abi çok dedim. <laughs> Hadi bir totem yap. Çok dedim. dedim. Bence adamın duello sayısı yani, kadar olabilir biliyor musunuz? Valla yani e, <laughs> hayır beni sürekli mahcup ediyor. Ee, yine yorumumu yapayım. <gülüyor> <gülüyor> yani beynim ne derse ben onu söylüyorum. Tamam abi. Yapacağım, bir şey yok. Yapacağım bir şey yok. Ne yani yapacağım abi? Şimdi beynimi mi değiştireceğim? Tabii ki canım. Ha isteyen e, beğenir, isteyen, i̇steyen beğenmez, tabii. isteyen eleştirir, tenkit eder, isteyen aa çok güzel yorum yapıyorlar. Beni Ben beynimden ne geçiyorsa onu konuşuyorum. Şimdi abi nefise damla. Nefise damla yarışından nefise garip çıkar. Evet seçme hakkı nefise de zaten. Evet. yani seçme hakkı olsa da, olmasa da seçme hakkı olmasa da nefise galip çıkar. Özgür Batuhan eşleşmesinden Batuhan galip çıkar. Evet ve Damla Özgür finali olur diyorsunuz. Orada seçme hakkı kimde? Özgür de. Özgür Değil mi? Damla hep en altta zaten. Evet. Tabii Damla altta. Damla Özgür. Evet. Yine Özgür gider diyorum. Özgür gider. gider diyor. Murat Özer'e Damla kalır diyor. Hemen Hanzade Hanım'a dönelim. Bence bu hafta benim gayrım küçük olacak. Nefise Damla'dan garanti Nefise çıkar diyorum. Seçme hakkı da kendisinde. Özgür Batuhan'dan, Özgür'de seçme hakkı olduğundan mütevellit Özgür kazanır diyorum. Batuhan Damla finali izleriz ve Damla elenir diyorum. Damla Batuhan elenir. Batuhan'da seçme hakkı olacak yine. Her zaman. Finali kim yapar dediniz siz? Damla Batuhan. Damla Batuhan finali olur diyorsunuz siz. Ee, ve Damla elenir diyorsunuz. Buyurun İhsan Bey. Acun Ulcalı'nın anketinde halk kararını vermiş. Var mı inanç? bak bak insan var orada var nasıl hanke? bakıyor onlara ya böyle. Atma inarki de yapmış. yapmış. Bakalım. Halk demiş ki Damla Özgür finali olur. Aa Murat abi gibi. Evet o zaman okuyayım ben izin verirseniz. Benim gibi bir demiş. Survivor'da <laughs> bu hafta <laughs> kim veda eder demiş Acun Ulcalı Instagram hesabında. Özgür Özgür %33. Damlacan %50, Batuhan %9, Nefise %7. %50 ile Damlacan birinci sırada, %33 ile Özgür ikinci sırada. Buyurun İhsan Bey. Özgür'ü yorgun görüyor olabilir halk. Halktan bir hafta koptum. <laughs> <laughs> Alabora oldu. Kendi fikrini söyle ya. <laughs> Kendi fikrimi bir şey söyleyeyim, beyan ediyorum. Ben e, yarışmacılara eşit uzaklıkta olmaya çalışıyorum yorum yaparken ama Damla'ya tabii ki benim çok ekstra bir sevgim var. Yani ben çok severim kendisini. Çok da iyi arkadaşımdır da kalmasını isterim. Bu benim kalben söylediğim bir şey. Herhangi birini tenkit ederek söylüyorum. Yani kimle oynar oynamaz onlar da söylemiyorum. Ama halk %50 diyor. Ben de Damla'nın ikinci kere gireceği da çok zorlanacağını ve gideceğini düşünüyorum. Kimle final oynar diyorsun peki? evet güzel soru. Özgür Batuhan, valla Özgür Batuhan daha önce Özgür iki kere yendi Batuhan'ı. Biri 4-3, evet. şey 5-3, biri 5-4. Böyle o çok gidiyor geliyor. Sıra sanki Batuhan'da bu sefer. Yani yine bir test olacak ama Özgür'ün seçme hakkı var. Özgür alır Özgür, yine ya. Özgür alır. E, Batuhan Damla da Damla gider. Benle aynısın sen. Ee, o zaman şöyle diyeyim ben. Üçümüz de aynı yorum yapmış olacağız gibi. Yani Nefise Damla mücadelesinde... Şimdi bu arada ilk önce Nefise ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Nefise normal şartlar altında bugün çok kötü performans gösterdi. Bugüne kadar kötü performansı yoktu. Bugün 4 0 yaptı çünkü... Nefisenin aklı, aklı Yunan, Yunan yarışmacılarının. <laughs> Acun abi Instagram hesabından paylaştı. Gerçekten öyle Kusulis, bu. Kosilis O işler bitti orada yani. Anladın mı? Ben o bir Kosilise çok ondan hoşlanıyorum. O olmazsa Missis'e gideceğim. O da olmazsa falan filan böyle artık nereden gidersek diye öyle açıklamaları var ne? Aynen bu yani. Kızın ağzından konuşuyorum. Ondan sonra döndük burada Batuhan onu seçiyor. Aa Batuhan falan filan. Nefise uçmuş. Şu anda Nefise'nin <laughs> ayakları yere basmıyor. <laughs> o yüzden <laughs> yani Nefise o yüzden şu ayakları yere basmayan hafta düelloda olması da çok ilginç. E, duelloda inşallah kendine gelir diyorum. Ama bak yani. Nefise'nin şey konuşmasını, adalet konuşmasını dinlediniz Dikkat ettiniz mi? Haftaya daha iyi olacağım dedi. Yani zaten döyleden çıkarım mesajını veriyor aslında. Yani Emin in eminim. inanıyor yani öyle Evet abi bravo inanıyor ama şimdi bu inanmak eğer çıkacağım ve sonuna kadar başaracağım inanmasıysa bir sıkıntı yok. Ama ben zaten Ha ben, koparırım. Zaten, ben zaten diyorsa sıkıntı var. Ben rehavet diyorsa inanın bak şöyle söyleyeyim. Hayır buradaki problem ne biliyor musunuz? Burada problem şu. Nefise'nin ilk başta Damla ile eşleşmesi Nefise için sıkıntı. Çünkü Nefise ilk başta rehavete kapılırsa ve Damla'ya kaybederse ikinci turda Özgür Batuhan ikilisinden biriyle eşleşecek. Eğer ilk turda Özgür veya Batuhan ile oynasaydı kaybetse bile bir kendine gelip Damla'da toparlama şansı vardı. Şimdi ikinci part çok tehlikeli. O yüzden ilk çıktığında işi bitirmek. Zaten Damla'ya kaybedip oraya düşerse Nefise çok ciddi gitme adaydır ben size söyleyeyim. Rakiplerinden dolayı Kimli değil, oynar, kendi, motiva kendi motivasyondan dolayı. Çünkü damlaya kaybederek oraya gelmesi onu bir düşürür. Evet, doğru. kesinlikle. Ben Nefise'nin bu merak. <laughs> Bravo. Bu merak, atışı, bu merak yok. atışı yok biliyorsunuz. Bu merak ekstra ya. Bu merak. Ben hayır. <laughs> Ama yine de bu merak şu anki atışlar içerisinde kesinlikle kabiliyet gerektiren herhangi bir atışı seçmemesi. Tamamen. Pat, güç, devirmeli. Aynen öyle, devirmeli e, labutları veya küpleri seçmesi gerektiğini evet. düşünüyorum çünkü Nefise damlaya göre çok güçlü bir kat. Evet Damla'nın gücü de bitti bir de omzunda. Yani de e, damla var. Nefiseye göre daha zarif, daha nazik yani mesela damla sik devirmeyi Nefise'den çok daha iyi atabilir. Dondurmayı. <laughs> Aynen öyle. O zarif atışları Nefise'nin seçmemesi lazım. Şimdi Nefise ilk defa düelloya geçecek. Bakın. Düelloyu sadece hani düelloya çıktı acaba ne yapacak diye düşünmeyin. Bir, seçtiğin atışlar. Çok büyük önemi var abi. Tabii ki. Yani orada bir kere hani diyorlar ya düelloda zeka düellonun neresinde? Neresinde bir şey? Başındaki atış seçmesinde. Yani atış seçmede gümbürtüye giden o kadar yarışmacı oldu ki. Doğru atışı seçmediği için. Şimdi bakalım Nefise yarın ne seçecek? ilk defa. Mesela atış seçiyor. O onu atamaz. E sen neye atacaksın Nagihan? Geçtiğimiz hafta Nagihan'ı o yüzden izledik. Şimdi diyor o onu atamayabilir. Karşı tarafı düşünerek tamamen seçiyor. Önce bir kendini de düşün. Ondan sonra karşı. Evet aslında analizlerde karşı tarafın atamadığıyla senin attığın dengesindeki optimum senaryoyu bulman lazım. Sadece biri değil. Yani ya da Yunus Emre gibi halkalı ya bir Ya karşımdakinin o atışı hiç atamıyor olması evet, lazım. Çok yani hani böyle, böyle hani yapamıyor. Yani. 200 kere yani. denese yapamıyor olma. Öyle seçmen gerekiyor. O yüzden Nefise'nin ne atışı seçeceği çok önemli. Ama ben de Nefise Damla mücadelesini Nefise kazanır diyorum. Özgür Batuhan mücadelesinde de artık Özgür'e hani The God diyebilir miyiz ona? Diyebiliriz bence. Değil mi? Duelle Goat diyebiliriz. Duelle Goat diyebiliriz. Ee, yani... E, e, bir de o tabi şimdi bu hani Goat deniyor ya bunun tam açılımı ne oluyor? Greatest of all times. Yani tüm zamanların en iyisi. Tüm gibi. zamanların en iyisi. Ya Özgür bunu hak ediyor mu? Bence duelo kısmında hak ettiği ben kesin. De. Duelo kısmında hak ediyor yani. Zaten ilk sezon değil mi duelo izlediğimiz? Dolayısıyla bu sezonun en iyisi olması. Of all times en iyi olması anlamı. Yani duelo şimdi. onun... Murat abicim düello Özgür'ün yeri biliyorsunuz. Siz ama tabii Özgür gider Ben onunla konuyu konuyla paslaşmayayım. <laughs> tamam. Özgür, Özgür, gider diyorum. Özgür gider diyorsunuz. Ben Özgür <laughs> ne <yaptım> Batuhan'ı <laughs> burada... Şimdi bakın. Özgür'le Batuhan ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Özgür Batuhan mücadelelerinde her zaman Batuhan 2-0 öne geçti. Ve oradan Özgür geldi Batuhan'ı yendi. Aslında normalde Batuhan çok daha iyi başlıyor Özgür'den. Özgür bunu biliyor. Çünkü aslında... Özgür Batuhan mücadeleleri adanın en genç yarışmacısı ile en yaşlı yarışmacısının maçı. Kim daha soğukkanlı? Ve bu Soğuk ikilinin 3. maçı. Yani bakalım Batuhan kırabilecek Topaz mi? Bu maçı biraz daha Evet sonra. aslında biliyor musun çok <laughs> öyle bir maç yani. Bak Batuhan için çok önemli bir maç. Ben bu Batuhan bu maça çok ciddi bakacağını düşünüyorum. Batuhan'ın soğukkanlı kalamıyor Özgür kadar. O yaş aslında avantaj olmaktan çıkıp dezavantaj oluyor Batuhan'a bence Özgür'ün karşısında. Bak ama orada ne biliyor musun? Şimdi 2-0 öyle bir şey ki 3 yapsa Özgür de olacak aslında bu sefer. 3'ü evet. yapamıyor. Bak 2-0 öne geçiyor. Özgür oradan 2-1, 2-2, 3-2 yapıyor. Bu sefer Batuhan down oluyor. Yine aynı senaryoyu mı izleyeceğiz? Batuhan'a iyi bir Çok Ogeday desteği mesela. Ogeday koçluğu işe yarayabilir. Yunus Emre'ye yaptığı gibi bir koçluk yaparsa Ogeday Batuhan'a. Ya. Batuhan uçurabilir. Ben Ogeday'ın düellolarda gerçekten katkı sağladığını düşünüyorum. Yani bir bir maçı da Ogeday alıyor. Hani 5'te 1 diyebilirim. Özellikle Yunus Emre oyununda zaten Yunus Emre kendisi de söylemişti. Yani on numara destek vermeyi bilen bir adam. Dolayısıyla bakalım kime destek verecek. Ben Özgür Batuhan mücadelesinde de yine Özgür'ün kazanacağını düşünüyorum ama çok zor maç olacak. Yani ben hani Özgür'ün kazanacağını düşünürken Özgür kesin çok zor maç olacak bence. Ve e, Damla Batuhan mücadelesi Damla Özgür de kalsa yine Damla maalesef Survivor 2024'e veda edecek gibi duruyor. Damla bugün Yunus Emre'nin gelmesi için çok mücadele etti. Çünkü Yunus Emre'nin konsantresini yüksekte tutamayan bir yarışmacı olduğunu, her an algısının dağılabildiğini, bir lafla bir anda sinirlenebildiğini çok iyi biliyor ve onu gözüne kestirdi aslında. Merve'yi falan da kestiremiyor çünkü. Hani ben buradan dedi yersem Kura'da Barcelona geldi. Aynen öyle. Ee, Yunus Emre'yi yerim dedi ama Yunus Emre maalesef gelmedi. Damla için bu hafta bence yolun sonu gözüküyor diyoruz. Tartışmalarımız devam edecek. Survivor Extra kısa bir reklam arasına gidiyor efendim. Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor diyoruz. Şimdi kırmızı takım yarışmacıların röportajları var. Ee, onlara geçelim isterseniz ama ondan önce... ...Nefise'nin çok kritik bir anda oyuna çıkmak istememesi var. Bakın bugünkü mücadele... 10-10 ken geçtiğimiz haftada aslında Atakan'ın da yaşadığı durum söz konusu oluyor. Çünkü Nefise eğer bir oyuna çıkıp kazanırsa en düşük performanstan kurtarma ihtimali var. Bakalım o an neler yaşanmış bir izleyelim. Buyurun Murat abiciğim. Ben böyle bir kadın görmedim. <laughs> Nefise seni ayakta alkışlamak istiyorum. Helal olsun. Böyle bir kadın ben görmedim. Kendini takımı için feda eden bir kadın. Yani takımsal günen beyninde kendini düşünmeyen, takımı düşünen ve takımsal bir kadın. Bayılırım. Takımsallara bayılırım. Doğru, siz seversiniz. Evet ve burada Nefise gerçekten hakikaten yani burada mübalağa etmiyorum. inanılmaz bir ders vermiştir. Burada şu hareketinle Nefise ders vermiştir. Seni yürekten kutluyorum Nefise. İmkanım olsa şu anda uçak kiralayıp gidip Nefise'yi anından yapacağım. Ama imkanım yok. Yok diyorsun. Evet maalesef. Buyurun Anzade Hanım. Evet aslında Nefise'ye sorulan adil bir soru. Sonuçta tamamen kendi için çıkacağı bir oyun. Ee, ben böyle bu kadar feda etmiştir gibi düşünmüyorum Nefise'yi. Çünkü dörtte sıfır yaptığı bir oyun. Ve tam olarak hesaplamaları da yapmamış. Hani bir ihtimal belki kendini sonda olmadığını da iyi düşünüyor olabilir. Hani bir de 5-0 yaparsam daha da geri giderim diye düşünüyor olabilir. O sırada baktığımızda 12'de 4 yapmış bir Ogeday var. Nefise'nin 11'de 3. Ee, bir sayı alırsa kendini zaten sonuculuktan ileri atıyor evet ama o onun hesabında değil o anda. Kendisi de bunu dile getiriyor zaten. Ben kim kaç yaptı bilmiyorum. Ee, bir de bakıyor kendine 4'te 0 yapmış. Hani bir sayı alırsa kendini atacağından emin değil. Artı Atakanların sorması evet güzel ama baktığınız zaman oyun kaybedildiği noktada da kim girecek potaya zaten? Hani Atakanlar da ona böyle bir jest yapmıyorlar aslında. Sadece çıkıp oynamak ister misin? Nefise sadece kendi için çıkıyor. Yani takımsallık durumu çok yok burada bence. Şöyle yani çıkarsam kaybedersem takımla kaybeder. Evet E4'te sıfır yaptım bu sayıyı da vermem neden olmasın diye düşünmüş olabilir. Tabii ki ama daha öncelikle bence kendine güvenme işinden dolayı çıkmıyor. Ee, artı dediğim gibi zaten takım kaybetse de kendisini yazılacağını bilen de bir nefise var. Yani takımın kaybetmesini istememesinin sebebi de aslında çok doğal yollarla kendine çıktığı için. Hani ben Murat abi kadar takımı uğruna kendini feda eden kadın gözüyle bakmıyor zaten çıkmadı yarışa. Buyurun İhsan Bey. <laughs> İki ucu da zehirli diyelim. Doğru. Yani şimdi burada kötü olduğu bir günde, 4-0 yaptığı bir günde, atışında Sıkıntı yaşadığı bir günde e, çıkması veya da çıkmaması söz konusu. Şimdi burada kendine güvenmemiş olabilir. Ama şu var, e, iki tane profil. Biri Atakan profili, bir Nefise profili. Atakan neredeyse adadaki herkesin kaçta kaç yaptığını, yüzde kaç olduğunu tahmin ediyor, biliyor. Üç hafta öncesine gidiyorum ve benim çıkmam lazım diyor. Takım umurunda, umurunda değil. Ben çıkacağım kazanacağım ya da kazanmayacağım diyor. Takımı hiç umurda değil. Bir de nefise profiline bakın. Ben kimin kaçta kaç yaptığını bilmiyorum. Kendisinin bile kaçta kaç yaptığını bilmiyor eminim yani böyle. Ya falan dağınık böyle. Yani karşı taraf şu ben şimdi bir tane alırsam öyle olur ama bir tane verirsem böyle olur. Kendine de güvenmiyor. Ama e, bu kadar takip etmediği bir oyunda en nihayetinde çıkıp kendini kurtarma şansı varken ben çıkmayayım diyor. Karar o yönde kullanıyor. Evet Murat abiye de orada biraz katılıyorum. Biraz da takım tarafından da düşünüyor. Ama çok da takip etmiyor durumu. Bilmiyorum galiba çok da takmıyor. Yani eninde sonunda ben zaten yazılırım kafasıyla herhalde. Takım kaybederse de o Takım kaybederse yani. yazılırım ya da öyle olursa yazılırım. Ya da işte kısmetimize ne varsa o olsun minvalinde bir yaklaşım gibi geliyor. <laughs> ama hangi profil daha doğru? Bence Atakan'ın gibi takip edip ama Atakan gibi yapmamız lazım. Yani Atakan gibi kendisinin istatistiğini diğerleriyle takip etmesi lazım. Sonuçta bir yarışın içerisinde 4,5 aylık, 5 aylık emeğin sonuna gelinmiş noktada takip etmesi lazım, bilmesi lazım. O oyunu alıp almaması, çıkıp çıkmaması gerektiğini bilmesi lazım. Ama ondan sonra Atakan gibi takip edip Atakan gibi niye yapmamız diyorum. Atakan ne yaptı? Neredeyse kimse sormadan yani kendi arkadaşımız çıktı dan diye. Burada da herkesle konuşup ben çıkayım mı? Gönül veriyor musunuz? Razı mısınız? Diyerek ...çıkıp çıkmama kararını vermesi lazım. Bugün Ogeday Atakan'a o konuda bir gönderme yaptı mesela oyundan önce. Aslında tam olarak Ogeday gibi olmak lazım diyorsun sen. Kendisi takipte, kendini kaç yaptığını biliyor... ...ve kaç sayı alması gerektiğini de biliyor. Belli ki takibe de devam edecek ama... ...diyor ki ben kendi atışıma bakacağım... ...iyiysem takımım için çıkarım... ...tabii ki kendimi de kurtarmaya çalışacağım sonunculuktan... ...ama kötüysem sadece kendimi kurtarmak adına... ...asla takımı yakmam dedi seremonide. Bence bu gönderme Atakan'aydı. Şimdi bence bugün Nefis'e doğru hamlelerde bulunmadı. Neden diyecek olursanız, şimdi bugün çıktı 4'te 0 yaptı. Şimdi senin 4'te 0 yapmaya hakkın yok Nefise hele bugün. Sen bugün bırak şu son final oyununu 4'te 1 yapmış olsaydı belki de Survivor'ın şu anda en büyük şampiyonluk adayı olan Ogida'yı... potaya sokuyordunuz. Kırmızı takım olarak yani sadece Nefise kendine bir yanlış yapmadı bence. Takım arkadaşlara da yanlış yaptı. Bugün Atakan, Hilmi Cem en çok ne ister? Ogeda'nın potaya girmesini ister. Bu fırsatı elinin tersiyle itti. 4 tane maça çıktın, bir tanesini bile kazanamadın. Artık sonunda bak. Öyle bir noktaya geliyor ki Hilmi Cem orada Ogeda'yı yeniyor iki defa. Hem 8-9, 9-8 oluyor maç hem 11-10 olduğu yerde. Arada senin bir tane Seda ile maçın var. Onu kaybediyorsun ya. Sen zaten potaya girmeyi hak ettin. Bugün hak ettin. Ha diyelim ki her şey bir kenara. Dörtte sıfır yaptın. Orada sana sorulduğunda şunu demesi lazım. Çok konsantreyim. Tamamen bu maçı alacağıma inanıyorum. Takıma galibiyeti de getireceğim. Çıkacağım maça. Ama bunu gerçekten inanarak söylemesi lazım. Öyle bir durum da yok Nefise'de. Nefise zaten <laughs> bundan bir iki oyun önce de Damla'ya dönüp ben de çıkabilirim. ya sanki Nefise çıkmak istiyormuş gibiydi yani. Hani çıkmak istiyormuş gibi bir hava vardı nefis. E. Onu Aslında hissettim. 3 gün önceki röportajlarında ağlıyordu yani. Bunlar beni yazacaklar, edecekler Bugün mesela kimse onu yazmadan giriyor ve Gül oynaya giriyor sanki. Evet. Öyle bir durum oldu. Belki de bilmiyorum Damla'nın gelmesi bir rehavete ya, olabilir. sokmuş olabilir mi? O da olabilir. Açıkçası bakacağız ama Kendini ateş attığını attı. Öyle damla falan diye deyip geçmeyeceksiniz. Kimin ne yapacağı belli olmaz bu düellolarda. Defalarca gördük. Yine görebiliriz. Bu ara yarışmacılarda var böyle. Hani düelloya girerim. Yani gireyim hatta. Bakış açısı sanki. Ben hissediyorum. Bazı ya ben izleyici, bu arada ben izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Dün şimdi eve gittim. Gecenin bir yarısı. Baktım böyle mesajlara. Önce şununla ilgili 50 tane mesaj okudum. Dört tane damla çıkmadı ki siz ne izliyorsunuz? Seda damla yani yazmadı evet, ki. Evet bana da gelmiş yani. Yani biz görüyoruz. Onu. Şimdi biz görüyoruz arkadaşlar Dominik'ten editörümüz bizim Dominik'le bağlantıya geçiyor. Mi? Kimin kime yazdığını bizim önümüze koyuyor. Kapalı önce yazıyor. Bu bilgiyi yani. Söyleyelim. yani biz burada kafadan atarak böyle daha, o yazmıştır bu yazmıştır gibi değil bunu bilerek hı hı. E, konuşuyoruz. Bu bilgiyi önce vermek istiyorum. İkincisi de dün ben yine ortaya bir iddia attım. Tamam evet Yunus Emre Ogeday Batuhan riskli ama gözden kaçırıyoruz. Kızlar da riskli. Sıfır çekerlerse ihtimal var dedim. Bununla ilgili de bir sürü geldi. Ne uyduruyorsun oradan? Ne alakası var? Ne riski var falan? Ne oldu arkadaşlar? Bakın hiç beklenmedik bir şey oldu. Nefise 4'te 0 yaptı. Diğerleri de sayı aldı. Evet %5, %10 ihtimalde ama o ben o ihtimali değerlendirdim. Ne oldu bana yazan arkadaşlara sesleniyorum şimdi. Ben o ihtimali konuştum. Bak yani oldu. Bu Sedan da başına gelebilirdi. Nefisenin başına geldi. Yani bazen çok uzak <laughs> görüyoruz. Hani onların ihtimali daha uzak olduğu için ama biz burada konuşuyoruz. Varsa ihtimal konuşuyoruz. Var ki demek ki bugün de oldu işte. Yani bununla ilgili çok mesaj aldığım için onu söylemek istedim. Açıklamanız çok doğru. Teşekkür ediyoruz. O zaman e, isterseniz bir de Yunus Emre'nin röportajına dönelim. Evet Murat abicim buyursunlar. Sarı Fırtına rahat konuşuyor Sarı Fırtına. <laughs> sarı Fırtına rahat. Oh kebapsın Sarı Fırtına konuş babam konuş. Stres yok ki Sarı Fırtına'da. O an stres değil o an o ama. O stres var ama. Kebap değil o an. Girelim diyor ya. Şey ya, şey, ya. Şey, ya şey, ama şeyi biliyor ya o üçlüyü biliyor yazılı bir ya, yani. üzerine kestirmiş o rahatlık var. E yani Sarı Fırtına'nın dünya umlu değil. Sarı Fırtına reis abisi reis diyor. Öbür taraftan Hilmi abi diyor filan. Sarı Fırtına üçlü koalisyonu kurmuşlar orada. Sarı Fırtına'da yazılmayacağını bildiği için kafa yapıyor. Ya o ma o. Ya yani, ya <laughs> e yani sarı fırtına yani olmuş abi kurmuşlar eleştirilerini şey. Eleştirilerini doğru bulmuyor musunuz? Profesyonel Eleştiril... düşünmekle ilgili eleştirilerini doğru bulmuyor musunuz Yunus Emre? Yok bulmuyor. <gülüyor> yani <gülüyor> yani sarı fırtına işte bu bir şeyler anlatıyor da. Kendi işte diyorum yani sana. Kendinin öyle bir şeyi yok. Bir üçlü var orada. Tamam Yunus Emre'nin şu anda bir riski yok ama ben yani. Yunus Emre'nin ender de olsa doğru bulduğum röportajlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum bunu profesyonel düşünmek konusunda. Yani hani yok ben bulmadım. Bulmadınız. Buyurun. Yani şöyle doğru mu yanlış mı bilemem ama kendi stratejilerinden bahsediyor aslında. Bunu tam olarak Nefise'ye uyguluyorlar işte. Yani Nefise'yi buralarda ateşe atalım ki belki elenirse elenir. Çünkü o bir final adayı. Belki de Atakan'la konuşmalarının arka planında bu var. Yani yoksa neden Nefise bu kadar kesin ve net aday olacak olsun kırmızı takımda? Biz de aslında bu strateji eleştirmiştik. Dolayısıyla doğru diyemem ama mantıklı mı mantıklı? Eğer böyle hani adam asmacı gibi oynanacaksa ve profesyonel düşünecekse zaten profesyonel oluyor tamamen. Hani etik bulmayabiliriz belki mesela bu nefisenin yazılmasını vesaire bu doğrultuda konuşuyoruz ama profesyonel mi diye sorarsan evet cevabı. Dolayısıyla aynısını maviler de yapsın istiyor. Damlayı zaten yersiniz bir yerlerde bundan bir hafta iki hafta sonra. Şimdi hazır fırsatınız varken asları yiyin mantığı var ama ben Yunus Emre'nin burada rahat olduğunu düşünmüyorum. Yunus Emre tam tersi bugün oyun olamazsa o potada kendisi de yer alacak. <laughs> Ve Yunus Emre'den bugün şöyle bir enerji aldım. Bir röportaj daha var ya da bunun başı ya da sonu. O da böyle bir istedi düelloda. Hatta düello daha heyecanlı geçsin istedi. Yani Damla'yı niye soktunuz? Verecektiniz oraya o iyi. Ben de girerim belki bugün gibi bir vitesteydi. Ee, ateşli yani düelloya giresi var. Az önce dedim ya bazı yarışmacılarda böyle bir düello heyecanı var. Yunus Emre de onlardan biriydi bence. Resmen bugün böyle Damla'yı beğenmedi yani. Damla niye var ki? Heyecanını düşürüyor. Ben şimdi mavi takıma bir taktik vereyim de şöyle ateşli düellolar izleyelim peşinde. Yunus Emre dikkat et yanmayasın. Buyurun insan Bey. Ben hiç profesyonel bulmadım. Hı. Çünkü zaten bu takımlar bir sonraki turda da böyle kalacak. Adam güçlü tutmaya çalışıyor kendini. İyi elemanını göndermek istemiyor. O kadar bana lazım sen kal bana haftaya da benim aday olmamam için sen bana lazımsın diyor. Zaten kendisi de diyor ki ya, Poyraz'ı yazmamaları lazım. Evet o kadar da lazım şu an için. Daha bireysele dönmedi ki. Daha bir, bir tur daha oynanacak. Üç gün daha oynanacak bu oyun. Ondan sonra belki bireysele dönülecek. Ne dedi? İki hafta kesin böyle gidiyoruz dedi Acun abi. adamların o yazmaması doğru bir. İkincisi madem sen bu kadar profesyonel düşünüyorsun. İyi yarışmacıları yazalım diyorsun. O zaman Yunus Emre ilk fırsatta senden seni an itibariyle geçen Hilmi Cem'i yazmanı bekliyorum. Adam vites arttırdı. Nefsici ee, onlar. Senin önüne geçti. Ve senin artık bu saatten sonra Hilmi Cem'i yazman lazım. Sen madem ders veriyorsun insanlara profesör olun, şöyle olun, atıyorsun. Buna tabi katılıyorum. Atıyorsun tutuyorsun. Ha hu. O zaman ha hu yapıyorsun. O zaman senden Hilmi Cem'i. Çünkü Hilmi Cem seni geçti. Gerilerden geldi. Sen yukarıdaydın. Böyle adam taktı. Şu an seni geçti. Senin o zaman Hilmi yazman gerekiyor. Çünkü atış avantajı var Hilmi elinde. Senin Hilmi yok etmen lazım serverde bir için. Çok profesyonelsin ya. Bekliyorum bakalım. Hatırlatacağım bu röportajı ona. Prof. İhsan Tarkan'dan sağlıyorlar geliyor efendim. Ve sevgili kırmızı takım kaptanı Atakan Arslan da inanılmaz bir röportaj vermiş. Hemen onu izliyoruz efendim. İşte Murat abinin bu röportajla ilgili çarpıcı açıklamalarını hep birlikte <laughs> Dinliyoruz, izliyoruz. Abi şimdi kazanan her zaman haklıdır. Ben felsefem budur. Kazanan her zaman haklıdır. Yani bu Atakan kardeşimiz bir takım kurmuş. Üçte 3 üç yapmış. Konuşulacak bir şey yok. Adam haklı. Yani iyi bir takım kurmuş. iyi yapmış. Strateji iyi yapmış. Yani ne diyelim şimdi? Atakan sen takımı kurdun. Üçte 3 üç yaptın. Kötü takım kurdun. Öyle bir şey denir mi abi? Diyebilir miyiz yani şimdi? Adam 3'te 3 üç yapmış, iyi takım kurmuş ki diğer takımı 3 kere yenmiş. Demek ki Atakan haklı. Şimdi yani burada ben Atakan'a dersem ki Atakan kardeş sen takım yaptın, 3'te 3 üç yaptın, yendin onları. Normalde yenmemen gerekiyordu çünkü yenmezsen iyi takım olacaktın. Falan. Böyle bir yorum yapabilir biz Yapamayız. Haklı adam kazanmış, 3'te 3 üç yapmış. Bu kadar basit. Buyurun efendim. Evet şimdi böyle bir grafik olsa lobi stratejisi ve performans olarak yani Atakan bunun e, bu grafiğin gelebileceği en yüksek noktadaki takımı kurdu aslında bakıldığında. Biraz şansı yani şans demiyorum yani e, yanlış söylemeyeyim de Atakan'ın şansı diğer arkadaşlarının başarısı Atakan'ın şansı oldu. Yaver de gitti şimdi hiç gitmedi diyemeyiz bu takım 3 oyunu da kaybedebilirdi. Çünkü bakıldığında kağıt üzerine bakıldığında favori olan takım bence kırmızılar değildi. Çünkü Atakan önceliğini kendi arkadaş ilişkilerine göre kurdu. Yanlış ya da doğru ama bu şekilde yaptığını bence o da biliyor. Şimdi kazanmak için bir takım kurdum diyor. Kabul ediyorum. Kazandılar da çok da başarılı ama Survivor'a geldiğinde şimdi biri yoldan birini çevirelim. Hani o Atakan'ın kurduğu döneme gidin ama hani şu an bugüne değil. O gün kazanmak için bir takım kur diyelim. Yoldan herhangi bir insana soralım. Survivor'a pür dikkat izleyen. ilk o Ogeda'yı seçer. Yani bu hani şey bir şey değil böyle şapkadan tavşan çıkardı demiyorum tamam mı? Hilmi Cem zaten daha iyi ben o yüzden onu seçiyorum gibi bir nokta değildi yani. Buna Atakan da kabul eder herhalde sorarsak. Dolayısıyla ilk etapta kazanmak için bir takım kurdu cümlesi tabii ki kazanmak için ama bunu garantileyen bir takım kurmadı. Ama kazandı mı kazandı. Belki başka şeylere güvendi. Kendi o işte az önce senin de bahsettiğin enerjiye, sinerjiye bunlara güvenmiş de olabilir. Artı açıldığını gördüğü arkadaşları da olmuş olabilir. Şansı da üstüne yaver gitti bence. Çok iyi bir Merve yakaladılar. Bence asıl fark yaratan şey kırmızı takımda Merve'ydi. Çünkü Hilmi Cem zaten buralara gelmek gelmişti yani az çok. Atakan çok iyi bir hafta geçirdi kendine göre ama en iyi haftayı gerçekten fark yaratacak şekilde Merve geçirdi. O nefisenin düşüşünü kompanse etti. Dolayısıyla Atakanlar 3'te 3 üç yapmış oldu. Hani bir eleştirim yok Atakan'a. O takıma, mavi takıma eleştiri olarak değil belki ama hani kolay rakip seçtiler potaya diyor. Doğru ve mantıksız da açıkçası gelmiyor bana. Onlar olsa ne yapardı bilmiyorum. Buyurun. Ben şimdi röportajda takıldığım birkaç <laughs> bir şey var. Şimdi diyor ki olması gereken oldu doğru olan oldu diyor. Performans olarak yazılması gereken isim Damla'ydı ve Damla yazıldı. Doğru olan oldu diyor. Şimdi bu röportajı verdiği sırada iki oyun oynanmış. O sırada karşı takımda mavi takımda en kötü performans Ogeday'da. Ondan sonra Batuhan'da. Ondan sonra da Seda ile Damla beraber eşit geliyorlar. Yani performans olarak en kötü değil. O zaman neyden bahsediyor Hüseyin Atakan? Doğru olan oldu. Damla'nın yazılması lazımdı. Genel tabloya bakıyoruz. Genel skordan. E, genel skora bakıyoruz. Peki genel skoru açıyorum o zaman. Atakan yazılma. 10 olsun. kişi var. Damla 10. 9. kim? Atakan. Bundan sonra Atakan senin verdiğin röportaja göre doğru olan senin yazılma. Herhangi bir oyunda kaybedilirse senin bulunduğun takım sana göre, senin verdiğin beyanata göre doğru olan senin yazılma. Çünkü ona göre konuşuyorsun sen. Sen genel tabloya göre damlanın yazılması doğruydu onu yaptılar diyorsun. O zaman bundan sonra sen yazılacaksın. Hadi bakalım nasıl olacak? Yani insanlar röportajı veriyor ama neye göre veriyor, kime göre veriyor veya kendilerinin nerede olduğunu bilmiyorlar. Röportajı veriyorlar. Bir sıralama var şu an Survivor'da genel sıralama var. 10 tane yarışmacımız var. 10. sırada da Damla var. 9. sırada da Atakan var. Buna göre konuşuyorsa evet sırada da Atakan var o zaman. Ama yani Survivor ilgili bir eleştiri yapsam mesela bütün yarışmacılara hı hı. E, hani en çok gördüğün böyle imza hata nedir diye sorsan empati yoksun röportaj yani bütün sezon öyle geçmedim bunu ilk yapan da atakan değil. Hani İyi. sana e, muhalefet olsun diye söylemiyorum da doğru bir yere değindiysen ama bütün yarışmacılar öyle yani baktığınızda Seda Damlı diyaloğu da öyle daha önceki izlediğimiz konularda öyle tartışmalarda öyle herkes bir şeyi doğrusunu söylüyor ama empati yapmadan söylüyor. Dolayısıyla iş kendine geldiği zaman hop başka bir pencereden başlıyor. Bu işi server extrasını evet, herkes klasik. bu işi server extrasını herkes iyi yapıyor. Evet evet aynı. Bir şeyine geçemiyorlar. Ee, i̇craatına icraatına geçemiyorlar. Peki buradan yine ben sizle devam edeyim. Oyunla ilgili özellikle söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya Hilmi tebrik ettik. Şiirler okuduk. Ee, Nefise'yi eleştirdik. 4-0 Nefise'nin aklı nerelerde acaba dedik. Yunan yarışmacılar da mı dedik? Başka bir şey de mi dedik? Yani yakışma dedik. Olmayacak bir şey oldu. Dün akşam bir ipucu vermiştik. Olur mu öyle bir şey? Ama baktık Nefis'e gerçekten de sıfır çekerek, dört oyuna çıkarak bu hale geldi. Ee, Yunus Emre gerekeni yaptı. Dörtte üç. Atakan gerekeni yaptı. Beşte üç. Zaten kırmızı takım geriden gelerek kazandı. 9-7'den sonra oyun aslında 5-1 bitti. Yani en kritik oyunlara çıkıyorlar. 9-7 mavi takım önde. Ondan sonra oyun 5-1 bitti. Burada ee, bir şey daha şöyle gözüme çarptı benim. Hilmi Cem'in de performansı yükseliyorken bunu söyleyeyim. Yarın öbür gün bir düellü oyun olursa Hilmi Cem'e tavsiyem kondurma oyununu oynayacak. O kondurma var ya hı hı. en iyi Hilmi Cem oynar onu. Bugün onu ispatladı bence. Ee, Hilmi Cem onu seçmezse acayip eleştiririm. Beklemek istediğiniz? Bu gece oyun kadınlara bakmadı diyebilirim. 22 sayının 5'ini kadınlar almış. Ee, ciddi bir düşüş. Kadınlar çok iyi başlamıştı kadın erkek maçlarına. Ama bu gece o gecelerden biri değildi. Yordular tabii kadınları biraz yani e, sürekli İhsan'la hatta değindik hep yani. Sanki sadece karşı cinsle eşleşmek e, mecburiyetindelermişçisine seçmeler yapıldı. Dolayısıyla bugün kadınlarda ciddi bir düşüş gördüm. Ve e, Hilmi Cem'i tabii ki tebrik ediyorum 5'te 5 beş yaptığı için. Böyle favori yarışmacıların bir 4 laneti doğdu. ile başlayan 4'te 0, arkasından Batuhan 4'te 0, bu gece Nefise 4'te 0. Ya, yarından sonraki gün acaba kim 4'te 0 yapacak diye düşündürüyor şu an beni. Murat abicim bu oyunla ilgili siz uzun uzun e, ben, bir değerlendirme yapacaksınız e, gibi hissediyorum. Duello'yu dört gözle bekliyorum. Bu gece Duello var ve bakalım kim Survivor'a veda edecek. Bir an önce Duello'nun gelmesini bekliyorum. Çok teşekkürler. Oyunla ilgili değerlendirmeniz çok etkileyiciydi. Selam Fas'ta geçiş buluyorum. Bizi izleyen, izleyen herkese sevgiler, saygılar efendim. Evet. Hanzade'ye verelim. Sözüm var Bizi hemen izleyen bakalım. herkese teşekkürler, sevgiler, saygılar. İhsan Egemen selamını bulana kadar. O zaman ben da. ben de selam tabii vereyim ki, o tabii, zaman. Tabii tabii tabii. Efendim, sevgili abim Alparslan Çubukçuoğlu ve eşi Deniz yengem büyük anne <laughs> ve büyük baba oldular. <laughs> Torunları oldu. Olurlarız. Sevgili Allah Duru babası. dünyaya geldi. Ee, sevgili Mustafa ve Hazal'ın kızları oldu. Rabbim sağlıklı, sıhhatli bir ömür nasip etsin. Mutluluklar onu bulsun inşallah. Ailenize Çubukçuoğlu ailesine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Güzellikler sizi bulsun efendim diyorum. Buyursunlar İhsan Bey. Benim de bir sözüm vardı. Ee, sosyal medyadan hep yazar, mesajlarını okurum. Kendisini tanımam ama eee sabırla mesajlar için özellikle teşekkür ederim. Aysel Terzi Abicim bu akşam bana selam göndermemişsiniz. Karnımda bebeğimle hep sizi izliyorum geceleri demiş. Eşim e, şey de şey şeyde demiş. E, kolluk kuvvetlerinde çalışıyor. Bazen yalnız kalıyorum ama sizle beraber hayat buluyorum demiş. Buradan çok selamlar, çok sevgiler diyorum çok çok büyük selamlar. Evet. Yalnız değilsiniz selamlar. Arsene Hanım. Biz Ayşe buradayız. Hanım. Biz buradayız her gece. Ayşe beraberiz. Her gece beraberiz diyorum ve Beşiktaşlılara gelsin diyorum. <laughs> Kupamızı aldık. Evet, tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'nın sahibi oldular. Nice kupalara inşallah. Ben sizi tebrik etmek adına siyah beyaz giyindim. İyi tebrik. sağ Tebrikler, Tebrikler. Hanzadeciğim. Efendim Survivor Extra'nın sonuna geldik. <laughs> e, yarın Survivor bittikten hemen sonra sizin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.